Bizim aşkımız bu. Bir masal gibi başladı. Her aşk gibi. Bu sokaklar, bu binalar, bu şehir. Hiç farkında olmasalar da bu insanlar şahittir bizim aşkımıza. Masal gibi başlayan aşk, masal gibi sürdü ve evlendik. Masallar neden hep en güzel yerlerinde biterler? Prenses prensini bulur, evlenirler, biter. Sonra ne olur bilinmez. Belki en sevdiği dostu Pamuk Prenses'e platonik olarak aşıktı. Ya da kül kedisinin prensi kül kedisinden çabuk sıkıldı ve üvey kız kardeşlerinden biriyle onu aldattı. Hayat bu oğlum! Hayat bu lan! Ali duyuyor musun oğlum beni? Yürü be! Biz de evlendik. Yani masallara göre sona geldik. Peki ya sonra? Hadi, çok acıktı. Ben onu doyurayım. Gel canım. Ya beyler, başımıza çorap falan mı geçirsek ya? Niye? Ha? Ne bileyim, yüzümüz tanınmasın diye. Saçmalama oğlum işte, gireceğiz, alacağız, çıkacağız, o kadar. Gireceğiz, çıkacağız. Evet. Ha, bu kadar basit yani. Aha. Oğlum, suç bu, suç ya. Suçsa suç. Bir terslik olursa sizi arıyorum. Telefonlarınız açık olsun. En iyisi ben size her şeyi baştan anlatayım. Bundan bir yıl önceydi. İlişkimize romantik yağan karın çığa dönüştüğü sene. Evliliğimizin 7. yıl. Milli takımımız deplasmanda rakibini gol yağmuruna tutuyor. Bu maçın İstanbul'daki rövanşını heyecanla bekliyoruz. Güzel bir parçayla sizi baş başa bırakıyorum. Kaynatma! Dur bir dakika be. Kızı alıyor, odaya çıkartıyor beyefendi. Kızı ben müvekkilim zannediyorum. Tamam. Hadi. Benim dayısı mı öyle? O utanıyor bak. Anla dedi. Tamam. Bir dakika. Ne giyiyorsun? Kazak o zaman. 35 derece ya. Yok giyinmeye öyle. Klima falan açıyorlar diye bu kazağı geçirmiş. Dinlesene lan beni. Dinliyorum oğlum. Yok. Ya bayıldım tamam mı? Uzatma tamam tamam. Bayıldım ama kızı atmadım yeter. Attı. Ha? Çok kötüsünüz ya. Koçum benim. Attım. Kız beni attı. Ozan da kendine benzettin. Herhalde kime benzeyecek? Ben adamın yakasından düş de evlensin kırkına geldi artık. Aman. Lan ne evleneceksin manyak? Evlenip de hayatını mı kaydıracaksın? Gerizekalı. Doğru lan. Ha. O açıdan. Aha. Aç saatinize be. Türkiye, milli takıma geçelim ha. Ulan sesim gitti benim ya. Var mı böyle bir hakikaten şey? Hakikaten güzel maçtı ama. Bağır çağır, bu ne be? İnternet sitesinden 4 koli elbise topladık Ayten'le. Barınağın adresine postaladım yani. 1-2 güne kadar gelir. Tamam. Barıştık mı? Hayır Adem, çok kırdın beni. Ya vallahi öyle söylemek istemedim. Allah Allah. Tamam uzatma. Bak grip oluyorum vallahi. Ateşim falan çıkıyor. Bak. Eve gidince şu çorbadan yapsana bana ya Dido. Vallahi ilaç o, ilaç. Ben onu içmeden düzelmiyorum biliyorsun. Onu kurtup satalım mı kız? Ha? Dido. Şşt. Adem. Ha? Adem. Söyle aşkım. Polis. Ben sana demiştim. Direksiyona geç. Ne? Direksiyona geç. Ben de sarhoşum Adem, Allah Allah. Ya ehliyeti daha önce kaptırdım. Hadi bak adam yaklaşıyor. Hadi. Hayatta olmaz. İyi akşamlar memur bey. İyi akşamlar. Sana o kadar söyledim. İkimiz de sarhoşuz dedi. Arabayı almayalım dedi. Sırf senin inadın yüzünden gitti ehliyet. Yarın ben Tenerife'ye gideceğim. Ne yarını ya? 5 saat sonra. Ya Didem biz sakin ol Allah aşkına. Ya kolay sanıyorsun değil mi sen? Ya ben şimdi ne yapacağım 6 ay ehliyetsiz, arabasız? Aa, sanki hep arabamız vardı ya. Uf. Anlamadım. Hadi aşkım vallahi kavga etmek istemiyorum. Çok yorgun. Ateşim falan da çıkıyor. Hadi bebeğim şu çorbadan yap hadi. Hadi. Fantasy and no feel. The images that
Saat kaç? Akşam bir şey. Uyuyakalmış. Çok güzel. Timur projeyi bekliyor. Sunum yarın biliyorsun değil mi? Ya ne olur sen durumu idare et. Bak yarın tas tamam sunum hazır. Kızım sen hala evde misin? Adem bırak. Adem tamam, bırak şu kızı. Durumu Timur'a anlat. Ben zaten evden çıkıyorum. Ya, Adem. Adem. Labirent. Ya sen iki aydır çalıştığın projeyi bozdun. İki gündür Labirent Otel diye bir şeyle mi uğraşıyorsun? İki gün değil. Ben bir haftadır uğraşıyorum aslında. Yakmak yok. Ağzında dursun. O açılmaz. Hocam açılmıyor mu ya? Evet o açılmıyor. Gel. Bakın ben Cem Kantoğlu'nun bütün röportajlarını okudum. Evet okudum. Yani onu anlamak ve iç dünyasına girebilmek için. Boşuna ilk üniversite bitirmedi bu kız. Bakın ben bu adamı ya karısından bile daha iyi tanıyorum. Adam evli değil. Nasıl okuduysan artık. Ya yani ben lafın gelişi söyledim. Hayatına giren herkesten daha iyi tanıyorum onu. Bak beni bu piyasadan silmeye çalışıyorlar. Artık labirent mi yapıyorsun? Piramit mi yapıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Ama bize bir mucize yarat. Mucize yaratamam. Eviniz ve arabanız ipotek altındayken ve eski kredi borçlarınızı bile ödeyemezken size yeni kredi çıkaramam. Bir yolu yok mu ya? Belki yeni bir ipotekle. Hastanız hazır. Bu arada babanız sattı. Oğlum niye bekletiyorsun? Diyafona bas, diyafona bas. Baba. Ya oğlum ben sekreterle konuşmak için aradım. Sen niye telefon alıyorsun? Ya baba yakışıyor mu sana Allah aşkına ya? Ne bileyim hiç yan yana gelmedik. Tamam baba, tamam. Baba benim kliniğe bazı cihazlar almam lazım. Senin şu Patmos'taki arazi var ya onu bir bankaya ipotek etsek diyorum kredi için. Ulan ben mi dedim sana İstanbul'a git de kliniğe kaç diye? Aldı bankaya ipotek etmediniz zaten. Baba duyuyorlar seni. Kim duyuyor? Bankacı mı? Ben onların tam gelmişini... Baba. Eşiniz Adem Bey. Nasılsın hayatım? Neredesin? Ayten'leyiz. Bir şeyler atıştırıyoruz. Akşama çocuklar gelecek biliyorsun değil mi? Evde çörek börek bir şeyler var mı? Ya Adem ben de onu diyecektim. Yarın benim sunumum var ya. Bak ben şimdi ameliyata giriyorum. Seninle sonra konuşuruz tamam mı tatlım hadi. Adem ne olur çocuklar başka zaman gelsin. Yarın benim için çok önemli çalışmam lazım. Alo. Dinlemedi mi? Yok, ameliyata giriyormuş, kapatmak zorunda kaldı. Ozan Bey arıyor. Diyafona bas ya. Efendim Ozan? Adem geliyorsun değil mi barına? Ya oğlum geliyorum dedim ya. Bugün Safiye teyze geliyor dedim, bak geç kalma ha. Lan tamam hadi kapatmam lazım. Evet, hadi küçük dostum dayan biraz. Yukarıdakileri kötü haber verdirtme bana. Hadi başlıyoruz. Hadi bakalım. Çok eğlendik değil mi? Ver bizi de hepsine. Evet sırayla beyler sırayla sırayla. E ben sana daha demin vermedim mi? Ne sen onu Mert'e mi verdin sen? Bir de Mert'e verdim. Ya ne yaptın Mert'e verdin? Verilir mi plan Mert'e ya? Sen kendi planını kendin ye oğlum bak. Benimle dalga geçme bu son bak ha. Bir daha gelirsen vermem. Hadi tamam. Bakayım. Ha. Oğlum benimki geldi ben kaçar. Ya nereye gidiyorsun Ali? Saçma sapan konuşma. Ali tonla işimiz var burada. Nereye gidiyorsun? Ya oğlum dur işime taş koyma. Dur bir dakika. Ya Ali ne taşı? Baksana abicim halim. Tamam bozmayın. Ne istiyorsun sen? Ali! Ali!
Yavrum, ben size çok zahmet veriyorum. Olur mu öyle şey Safiye teyze? Ah, siz olmasaydınız ben ne yapardım bilmiyorum. Bir torunum var. O da babası gibi hayırsız çıktı. Onun yapmadıklarını siz yapıyorsunuz. Her zaman dua ediyorum. Her zaman dualar ediyorum size. Asıl biz sana duacıyız. Sen bize burayı açarak nasıl bir iyilik yaptın biliyor musun? Bak şu çocuklara. Her şey onlar için. Hem burası bir sürü hayvana da yuva oldu. Ya? Ne güzel. At bakayım bana Özgür. Börek ister misin? İçinde soğan var mı? Ne fark eder canım, ben de. Yanlış anladın galiba. Efendim Adem. Efendim bak. He? He? Dur ne yapıyorsun? O bizim dostumuz. O bizim dostumuz. Evet. Senin adın ne? Hilal. Hilal? Evet. Onun adı da Haydari. Benim adım da Adem. Haydari şimdi hasta. Ama biz onu iyileştiriyoruz. İyileştikten sonra hep beraber oynayacaksınız, tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Öpücük. Aşkım biz geldik. Gel sitir onu. Buyurun aldın değil mi sen? Aldık, merhaba Dilan. Dilan ne var? Hah. Ne haber yenge? Geç. Şimdi abisi. Hoş geldiniz çocuklar. Ali, gri miydi, siyah mıydı lan bunun ana kablosu? Siyah. Siyah, şuydu değil mi? Sen de hoş geldin. Ya, beni de tutup getirdiler. İyi etmişler. Pasta. Adem, ha. Şarkı hazır değil mi? Hazır olmaz mı oğlum? Sana hayatın şarkısını vereceğim lan. Kat dinletim. Abi ne şarkısı ya? Sonra dinletirsin. Oğlum şunu kıralım önce, gel. Adem. Lan bir kuramadım şunu be. Çorba ölürmüş lan. Hiçbir şey benim. Efendim hayat. Niye haber vermiyorsun geleceğinizi? Gündüz konuştuk ya. Konuştuk tabii. Ben konuştum. Sen telefonu suratıma kapattın. Olur mu hayatım? Ameliyata giriyordum ben. Kapatma. Ya bari Duygu'yu getirmeseydiniz. Ben kızla mı ilgileneceğim, çizim mi yapacağım? Ya biz erkek takılırken senin canın sıkılmasın diye Ali getirdi. Ben de bir şey diyemedim. Adem ya. Benim bu çizimi yerine yetiştirmem lazım. Ya sen çalışırken yanında dursun. Ara ara sohbet edersiniz. Olmaz mı? Çok düşüncelisin ya. Vallahi sağ ol. Ya insan bir sorar değil mi? Ben neyim bu evde? Ne diyeyim şimdi ben? Ayıp. Kadına gitmeyeceğim. Çok ayıp. Adem nerede ya? Adem! Tamam, geliyorum. Ya bak bu kız dizi manyağı bir şey. Aç şunu şurada televizyonu izlesin. Biz de rahat rahat oyunumuzu oynayalım. Ha? Sen onu oraya taksana abi. Ya karman çorman olmuş. Ya ne karman çorman olmuş işte. Siyah tak diyorum. Yanaştır biraz daha. Gelmiyor oğlum. Ulan vallahi adamsın. Vallahi süper şarkı veriyorum sana. Oğlum peçete çabuk.
Dido. Bak bilerek yapmadım hadi. Sana yardım edeceğim hadi. Sabaha daha çok var. Beraber yaparız. Hadi Dido. Hadi canım. İyi misin? Devam mı ediyor hala? Evet efendim. Yani Cem Bey'in de dediği gibi hayat bir labirenttir. Biz niye hayatı daha da zorlaştırmak isteyelim ki? Yani şöyle düşünün. İnsanlar kolay ulaştıkları şeyin kıymetini bilmez. Her şeyi bir anda sunarsanız kusur aramaya başlarlar. Yani kusur da öyle arandığında zor bulunan bir şey değildir. Bu proje insanlara kendi seçimlerini yapma fırsatı sunuyor. Bu seçimleri yaparken girdikleri risk de onları heyecanlandırıyor. Biz müşterilerimize oyun oynama şansı sunuyoruz. Bence patronunuz Cem Bey'in tarzına da bu proje çok uygun. Ne dersiniz? Hayatım, hadi çok gördüğümüz işlerinde sonra ilgileniriz. Peki şu kahverengi olan bölge ne? O şey, o kahve. O kadar büyük bir alana kafeterya mı yapmayı düşünüyorsunuz? Hayır, o bizzat kahvenin kendisi. Nereye? Sakin bir yere gidip kalp krizi geçirmeye. Sen benim çocukluk arkadaşımsın. 7 sene önce hayallerin vardı senin. O yüzden bu işi Timur'dan çok senin için istiyordum. Hala da istiyorum. Ve ben sana sonuna kadar güveniyorum, tamam mı? Şimdi git eve dinlen, sonra konuşuruz. Sen de acıktın. Git yemeğini ye. Aşkım biz geldik. Of çorba duruyor vallahi. Böyle çorba olmasa ben nasıl düzelirdim ya? Ya yavrum Haydari'yi görmen lazım ya. Beni görünce nasıl sevindi. Durum iyi ama fena değil. İğnesini falan yaptım. Düzelecek o. Ha bu arada gönderdiğin elbiseler için teşekkür ettiler. Acayip mutlu olmuş çocuklar. Ya bizim barınak iyi gidiyor ha. Bayağı sağdan soldan acayip yardımlar geliyor. Bugün ben Bozo'yu gezdirdim ya. Onu beni gezdirdim. Hem onu gezdirdim anlamadım ya. Serseri bu ya. Duasına aykırı sürekli evde otur. Çıkmak lazım. Didem ne oldu? Neyin var? Neyin mi var? Bu kadar çok şeyle ilgilenirken benimle de biraz ilgilenseydin neyim olduğunu anlardın. Anlamadım. Biliyorum anlamadığını. Didem Allah aşkına ne oldu söyler misin? Sunumum çok kötü geçti. Herkese rezil olduk. Ha. Normal. Yani Timur zaten bitmiş gitmiş bir herif. Sen de. Ben de. Yani bu zaten büyük bir iş. Değil mi? Bildiğim kadarıyla.
Hani sen de ne zamandır işini yapmıyorsun. Bu Timur da seni de aşan bir şey. Onu söylemeye çalıştım. Giden bak Allah aşkına kavga etmek istemiyorum. Tamam anladım. Günü kötü geçmiş ama benimki de geçti. Ben sana bunu belli ediyor muyum? Adem. Senin işindeki sıkıntılarda benim bir payım yok en azından. Burası kesin. Ama benim bugün sunumumun kötü geçmesinde senin büyük payın var. Ve ben öyle senin sandığın gibi bu işin altından kalkamayacak bir kadın değilim. 7 yıldır beni oradan oraya sürükledin, bütün dengemi bozdun. Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Benim için mi yaptın? Ben bütün eğitimimi Ağrı'da bir çiftlikte kesip temizlemek için almadım. Hop hop, o proje benim projemdi. Devrettiğimiz adamlar İHA oldular. Eğer babamı dinleyip orada kalsaydık 2 sene içinde oraların kralı olmuştuk. Kalsaydın o zaman! Adem kalabilseydin! Daha önce de Ankara'ya taşınmıştık. O zaman da babamı özledim dedin, Ağrı'ya geldik, orada da kalamadık. Adem kalsaydın, ben de şartlar bu derdim, ona alışmaya çalışırdım. Ama sen yok futbolu özledim, yok maça gitmeyi özledim, yok Ali'leri özledim. Tası torağı topladık, tekrar geldik. Senin baban, senin ailen, senin arkadaşların, senin müziğin, senin hayatın, senin işin. Ben senin bekarlık hayatının bir hizmetçisiyim. Adem. Söylesene ben senin neyinim? Sen benim karımsın. Bak bakayım. Adem. Ne olur her şey eskisi gibi olsun. Ben sana hayallerimden bahsettiğimde gözlerindeki o ışık geri gelsin. Sen benim beyaz atlı prensimdin. Masal gibi yaşadığımız günler geri gelsin. Özür dilerim. Seni çok yordum. Yarın evlilik yıl dönümümüz. Korkma korkma. Unuttuğunu biliyorum. Yok. Hiç kutlamadık, onu da biliyorum. Yarın maç var. Sen ona gitmek istiyorsun. Onu da biliyorum. Ama ne olur gitme. Birlikte olalım. Yarın bizim için bir milat olsun. Her şey yeniden başlayalım. Yeni kararlar alalım. Bir aile olalım artık. Tamam. Haklısın. Söz. Bundan sonra senin hep yanında olacağım. De şu velet işini biraz ertelesek, hani borç, harç falan, benim kafa darma duman, daha rahat bir zamanda, ha? Yarın var ya, ben karımı aslanlar gibi yere yemeğe götüreceğim böyle. Yok, misin? Yok, yok, yok. Hiç dışarı çıkmamıza gerek yok. Zaten bir sürü borcumuz var. Ben sana süper bir sofra hazırlarım. Baş başa romantik. Sen de şarap alırsın. Birlikte sarhoş oluruz. Hı? Ya sonra? Bilmem. Ya sonra? Bilmem. Ya sonra? Bilmiyorum. Sabah aradılar. Projeyi onayladıklarını, öğleden sonra Cem Bey'in köşkünde bizi beklediğini söylediler. Köşkünde mi? Köşkünde. Ay ben inanmıyorum. Yalnız kalmaktan nefret ediyorum. Hayvanları da çok sevdiğim için bir hayvan edinmek istiyorum. Aslında büyük bir hevesle bir insan edinmiştim ama maalesef 6 ayda öküz çıktı. Kedi de yalnız kalmayı seven kadınlara göre. Onun için bir köpeğim olsun.
beni her şeyden korusun istiyorum. Sizde bana uygun bir hayvan var mı? Şu an bizde size uygun bir hayvan yok. Yani köpek yok. Biz geldiğinde bir köpek aratalım sizi. Yani bir köpek geldiğinde biz sizi arayalım. Sizin bize numaranız var mı? Var. Yalnız arada ben de sizi ziyaret etmek isterim. Neme lazım? Belki beni unutup en güzel köpeği bir başkasına verirsiniz. Öyle değil mi? Hocam, hocam bu nasıl hayvan istemek ya? Bu neydi lan? Ya oğlum bu ne lan? Bu benden dükkanın anahtarını istesin, yemin ediyorum dükkanı beraberinde veririm. Baksana yemin ediyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim, bu kız sana hasta. Sen bununla... Bak bir şey söyleyeyim. Aa tabii ya, ulan ne salağım ben ya. Sen ender rastlanan tek eşlilerdensin değil mi? Ha? Adem, oğlum biraz kafanı açsana. Bak 18 yıldır tek kadınla berabersin ve 7 yıldır da onunla evlisin. Sendromun tam göbeğindesin, haberin olsun. Ya oğlum ben seni niye çağırdım buraya ya? Niye çağırdın? Bana şöyle güzel, gösterişli ama ucuz bir tektaş yüzük lazım. Güzel, gösterişli, ucuz tektaş yüzük. Tabii. Oğlum benim durumlar iyi değil lan, biliyorsun. He. Şimdi ben gitsem beni düterler. Senin vardır böyle ilişkilerin falan filan. Akşam bizim evlilik yıl dönümü de. Didem'de yemek falan durumu var, sürpriz olsun ona. Sen, evlilik yıl dönümü, akşam yemeği. Ne var lan? He? Olamaz mı? Olur. Sen akşam maça gelmiyor musun? Yok, gelemiyoruz. E peki nasıl olacak baba? O zaman şöyle yapalım. Sen stada gel, ben yüzüğü orada vereyim sana. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ha. Hadi kaçar ben. Araziyi vakıflardan 49 yıllığını aldık. Efendim anne. Kızım akşam yemeğe gelsene. Yok bugün evlilik yıl dönümümüz. Akşam yemek yiyeceğiz evde. Ben seni sonra ararım. Tamam. Diğer arsa için geçerli değil. Yatırım riski fizibilite edilir bile değilken oraya yatırım yapamayız. Başka? Onlara da ilgilenmediğimizi söyle. Ayrıca Turizm Bakanı'ndan da randevu aldım. Aşkım, bence bunlar harika olur. Sen daha koyu renklerden seçim yapmaya çalış canım. Mahir Bey, yaşlı kadının arazi işi ne oldu? O işe Numan'la odaklandık. Halletmeye çalışıyoruz efendim. Halletmeye çalışmayın. Halledin. Emredersiniz efendim. Kadının torunu evrakları hazırlıyor. Evrakları aldığımız zaman işimizi daha kolay halledeceğiz. Tim Mimarlık'tan misafirlerimiz. Sizi tebrik ederim Didem Hanım. Teşekkürler. Açıkçası beni çok şaşırttınız. Neden? Bir otel için labirent konseptini düşünen birinin iç dünyasının daha kapalı, daha karmaşık olacağını düşünmüştüm. Oysa siz ışık saçıyorsunuz etrafa. Teşekkür ederim. Ama siz benim iç dünyamı bilmiyorsunuz ki. Hayat mı? Peki bunu beğendin mi? Bilmem. Sizce? Aa, Duygu hayırdır? Hayırdır, hayır. Sen o garson kızla beraber oldun değil mi? Garson kız derken? Abi kapalı. Hocam maçı kaçırmaz. İlla ki gelecek. Gel içeride bekleyelim hadi. Yok be oğlum, konuştuk. Buraya gelecek. Öyle mi? İyi. Ne kadar borcumuz var? Aşımız iyidir. Umarım yemekleri beğenmişsiniz. Bayıldım. Harika. Proje henüz taslak. Üzerine daha çok çalışacağım. Projeyi yaparken röportajlarımı takip etmeniz, beni tanımaya çalışmanız hoşuma gitti. Çalıştığım insanların beğenileri, zevkleri benim için önemli. Sonuçta bu binalar o insanlar için yapılıyor. Dolayısıyla iyi referans oldu bana röportajlarınız. Güzel. Çok güzel. Bu otel Antalya'nın, hatta Türkiye'nin simgesi olacak bence.
madem öyle hızlı gelişti her şey, hızımızı kesmeyelim. Araziyi görmeye gidelim. Mahir Bey helikopteri hazırlasınlar, birkaç saati orada oluruz. Akşama teknede misafir ederim sizi. Gece de daha derli toplu konuşuruz. Hayır, hayır. Ay tamam, ben bu akşam gelirim. Nasıl gidelim? Bir sorun mu var? Hemen gitmemiz şart mı? Evet, vakit nakittir. Tabii. Nakit vakittir. Yani şey, vakit nakittir. Ama tabii nakit de önemlidir. Ben çok özür dilerim. Araziyi görmeyi de çok istiyorum. Ama bunu biraz erteleyebilir miyiz? Bugün benim evlilik yıl dönümüm de. Peki, o zaman başka bir gün gideriz. Eşinizi bu güzel geceden mahrum etmeyelim. Yarın ya da ertesi gün gideriz. Teşekkürler. Oğlum rahatla biraz, trafiği falan takılmış durur. Gel yukarıda bekleyelim, maç başladı, başlayacak. İdam Yılmaz. Benim. Bunlar sizin için. Teşekkür ederim. Bir saniye. Hay bir sen eksiktin lan. Bakın lan. Batarya bitti. Hadi. Lan Ali neredesin be oğlum? Ali. Ya gel. Defol git Allah aşkına. Uzatma işte oğlum. Geldim ya. Pardon. Şöyle bir dakika. Gel. Kim tırmaladı lan? Dalga geçme ya. Al işte yüzü. Ver. Alo. Kızım. Efendim anneciğim. Baban seni istiyor. Söylesene sen hanım. Evet, maç durdu ve taraftar sahaya sürekli yabancı maddeler... Kızım. Ay çatlatmayın Allah aşkınıza, ne oluyor? Sen iyisin değil mi? Alo. Televizyonu aç. Televizyonu. Maçın oynadığı kanalı aç. Bunlar sahalarda görmek istemediğimiz durumlar. Futbola ve Türkiye'ye yakışmayan görüntüler bunlar. Artık bu tip şeyleri görmekten çok sıkıldık. Şu anda kameraman arkadaşımın da gösterdiği gibi fanatik taraftar kontrol altına atlamıyor maalesef. Oğlum dua et arkadaşımız avukat. Sabaha kadar takılırdın yoksa burada. Yalnız bu nasıl koşu lan öyle tazı gibi? Oğlum senin gibi iki tane daha forvet olsa maçı alırdık lan zaten. Şş beyler benim bir anda bak şekerim düştü ha. Dur, tamam. Bir anda düştü şekerim. Şuradan biz konuştuk. Bırak şimdi şeker falan, şu telefonu ver abi bana. Ha? Telefon hadi. Ha? Of Ali. Ağzım. Ya ben şimdi telefonla mı anlatacağım durumu? Niye soktunuz lan beni maça? Oğlum ne yapayım ya? Hadi abi benimle geliyorsunuz. Durumu beraber açıklayacağız. Nasıl? Ben sana süper bir sofra hazırlarım. Baş başa romantik. Sen de şarap alırsın. Birlikte sarhoş oluruz. Söz. Bundan sonra senin hep yanında olacağım. Aa, sen miydin canım? Gelsenize çocuklar. Maç nasıldı? Son golü bayağı düşüşe getirdiniz ama. Eğlendiniz mi bari? Vallahi süperdi yani. Az daha hakem yüzünden son bir offside. Didem bak maça gittim ama durum vallahi bildiğin gibi değil. Gördüm tatlım. Çok tatlı görünüyordun. Hele o heyecanın. Sahaya atlamalar, polisle güreşmeler. Yüzünü nerede temizledin cesur yürek? Çok afilli görünüyordun. Karakolda yenge. Bayan polisin makyaj temizliği. Karakolda. Ya yok işte ben oraya yüzüğü almaya gittim. Ya Didemciğim affedersin. Ne yüzüğü? Ya ben Ali'den senin için bir yüzük almasını istemişim, tamam mı? İşte onu almaya gittim oraya. Bu öküz oraya geç geldi. Sonra olanlar oldu. Sonra yüzük elimden düştü. Herif aldı onu sahaya attı. Ben de almak için daldım. İşte ne gördüysen o. O da işte oraya getirecekti. Onunla buluşmaya gittik.
Vallahi yüzük aldım sana ya. Anladım. Hadi biz gidelim. Hayır abi, kalın kalın. Ozo geç içeri oğlum, hadi. Ne yapıyorsun sen? Hazırlanıyorum hayatım. Ne için? Projem kabul olmuştu ya, unuttun mu? E'si Antalya'ya gidiyorum. Antalya mı? Ne Antalya'sı? Ne yapıyorsun lan? Neyi ne yapıyorum? Tavuk yiyorum. Oğlum ayıp kız hazırlamış masa, yapma. Ya Ali bir dur, hal mi kaldım? Başım beynim dönüyor, bir dur ya. Didem bir şey soruyorum, ne Antalya'sı? Nereden çıktın? Allah Allah, kime diyorum ben ya? Didem! Gitmiş onlar. Kimle gidiyorsun, ne Antalya'sı? Cem Bey'le. O kim? Umursamadığın için hatırlayamayabilirsin ama Cem Bey benim patronum. Yok öyle bir şey, bir yere gidemezsin sen. Neden? Neden? Karımsın da ondan. Haklısın hayatım. Çok haklısın. Ben senin karınım. Ben bir mimar da olsam senin karınım. Ben mutsuz da olsam, isteklerim, arzularım, hayallerim de olsa ben senin karınım. Hatta benim bir kimliğim de olsa ben sadece senin karınım. Didem büyütüyorsun, başıma neler geldi bilmiyorum. Başına neler geldi umurumda bile değil. Umurumda olan tek şey beni ne kadar önemsediğin. Sen beni hediyeni bile başkasına aldırtacak kadar önemsiyorsun. Haklı abi. Didem bir dinle Allah aşkına ya. Didem yine abartıyorsun. Didem dur. Dün bir söz vermiştin bana. Tutabilmeni o kadar çok umut ettim ki. O kadar istedim ki her şeyin değişmesini. Artık umudum kalmadı benim. Biz artık hiçbir zaman bir aile olamayacağız. Beni seviyor musun artık onu bile bilmiyorum. Sevgili Didem Hanım ve şanslı eşi Adem Bey. Cem Kanto. Karım burada mı? Evet. Konuşabilir miyim? Hayır. Ayten, karımla konuşmak istiyorum. Adem. Git buradan, sonra konuşuyorsunuz. Hayır, şimdi konuşacağım. Zaten karımın aklına da hep sen giriyorsun. Aklına girmek? Karının hayatını kaydırdığın gerçeğini kabul edemediğin için kendine suçlu mu arıyorsun? O ben değilim. Adem. Ben geldim. İyi de oğlum, ben müsaitim. Nasıl olacak? Adem. Merhaba Deniz. Merhaba. Nedir durum? Ayten'in evinde. Konuşalım. Ya oğlum bırak gitsin kız Antalya'ya ya. Ne var, iş için gidiyor işte, bırak. Ali iş için gitmiyor. Beni terk ediyor. Kim lan bu Cem Kantoğlu? Ha? Siz Cem Kantoğlu'nu tanımıyor musunuz? Sosyetenin ünlü playboy Cem Kantoğlu yeni aşkıyla lüks teknesinde tatil yaparken objektiflere yakalandı. Kantoğlu ünlü popçu Ebu ile yakalandı. Ünlü playboy Cem Kantoğlu'nun aşk teknesi. Ünlü iş adamı son gözdesi genç mankenle teknesinde aşk yaşıyor. Vay be. Millet tekneler demek neler de bize işte burada kanepe üstünde Greco Rame. Nankör. Bir dakika abi, benim karım bu herifle mi gidiyor? Bak babacığım sana söyleyeyim. Sen neysen bu adam senin tam tersin. Ne var ya? Siz karılarınızın çalışmasına niye bu kadar karşısınız ki? Ben evliyim. Ne? Benim kocam da çalışmamı istemiyor. Yok erkekler bana astılırmış, yok rahat bırakmazlarmış. Çalışıyorum işte. Ne oluyor ki yani? Bak, beni sevmediğini biliyorum. Ama izin ver de karımla konuşayım. Söz onu kırmayacağım, tamam mı? Girebilir miyim?
Hadi evimize gidelim. Anlamıyorsun değil mi nasıl heyecanlı olduğumu? Kendimi nasıl önemli hissettiğimi? Anlıyorum aşkım benim. Anlıyorum seni. Ama sen de beni anla. Bak bir düzen kurmaya çalışıyorum. Yani bunu senin için yapıyorum. Bizim için yapıyorum. Belki ben de bunu bizim için yapıyorum. Niye benim yaptıklarım bizim için olmuyor da senin yaptıkların bizim için oluyor? Adem bir kere de yanımda oluyor, karşımda değil. Tamam, yanındayım. Vallahi yanındayım. Ya sen gitmek zorunda mısın? Sen yazdın, çizdin, verdin, bitti gitti. Tamam. Ne işin var senin orada? Onlar yapsın, olmuyor mu? Ben artık ciddiye alınmak istiyorum. Takma Didem Allah aşkına ya. Ben seninle her zaman gurur duydum. Sen arkadaşlarına bu başarımdan bahsettin mi? Didem, hadi gel evimize gidelim. Bir yolunu buluruz, hadi. Hayır abi. O yol mutlaka senin seçtiğin yol olacak. Sen benim yanımda olmadığın sürece bizim ne yolumuz olur ne de ailemiz. Ya benim yanımda olursun? Ya da? Ya da? Ya da ayrılırız. İşte geldi o an. En zorlu zaman bu. Niye, 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 ben diye, 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 diye soracaksın. İşte geldi o an, en zorlu zaman bu. Niye, 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 ben diye, diye, diye. Sağ ol. Soracaksın. Ya böyle olmaz Adem. Kendini topla biraz. Karının yanında ol. Yani kusura bakma ama Didem biraz haklı. Bence sen ne yap biliyor musun? Bu akşam atla Antalya'ya git abi. Vallahi hayır bir dakika bir dinle bak. Karını romantik bir yemeğe çıkar baş başa. Ha ondan sonra onu işiyle gücüyle baş başa bırak dön. Ha gel buraya. Bitti gitti artık zaman değişti oğlum. Vallahi kadınlar tek başlarına ayakları üzerinde durmak istiyorlar artık. Yani bence ona sahibiymişsin gibi davranma. Evet oğlum ya. Hava da güzel. Gideriz birkaç gün. Kafamızı dinleriz. Tam zamanı Antalya. Değil mi? Bakarız sağa sola. Biraz. Şahane. Of of. Aa, temiz bir şeyler var abi. Leş gibi kokuyorum ben. Tamam işte budur be. Hey, gidiyor muyuz yani? Köfte yiyecek miyiz lan yolda? Yiyeceğiz. Tamam benden. Duracağız ha. Tamam benden tamam. Oğlum köfte. Söz mü lan? Söz. Ya, tamam. Hayır bir şey ya. Adım atsan bana doğru, görüversen sonra beni ne halin varsa yalnızlığın. O da bunu görse bari bir kere olsun, ne olur ne olur göz göze gelsek senle sonra. Dursa bir anda tüm yalanlar, unutsak neymiş dünya hali. Ne sen söylediğim, bak ben zır deliyim. Ya benim sen ya da ölüsün, budur tek söylediğim. Şeker düştü, bir şeyler yeseydik. Gel. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Benim karım bugün otelinize giriş yaptı. Oda numarasını öğrenebilir miyim? Kayıtlarımızı inceleyelim efendim. İşiniz yerine. Didem İlmaz. Didem. Henüz kendileri otelimize giriş yapmamışlar efendim. Ancak sanıyorum ki kendisi Cem Bey'in misafiriymiş. Cem Bey misafirlerini teknesinde ağırlayacak. Yade, nasıl gideceğiz oğlum tekneye? Yüzeceğiz. Ne? Abi ne yüzmesi? Benim yürüyecek halim kalmadı ya. Ya yapma çocuğun şekeri düştü baba hadi ya. Lan, hadi. Ali ben vallahi bittim oğlum. Hadi gel. En kötü günümüz bundan daha iyi olsun kuzen. Hop. Afiyet olsun beyler. Muhabbetiniz bol olsun. Eyvallah. Hayırdır baba? Rakı mı çekti canım?
Yok da bir parça peynir falan varsa alır. Ah be baba. Son lokmayı şimdi indirdim. Beyler merhaba. Aleykümselam. Bizim şu tekneye gitmemiz lazım. Bizi götürebilir misiniz? Alev alev mi? O ne be? Teknenin adı Alev Alev. Ulan tekneye koyduğu isme bak. Bir dakika kardeş. Makarayı bırak hakikaten bak. Bizim o tekneye gitmemiz lazım. Ben de istiyorum o tekneye gitmeyi. Hatta o tekneyle uzak diyarlara gitmek istiyorum. Şimdi uydurdum oğlum hadi hop. Hop. Arkadaşım. Bizim o tekneye gitmemiz lazım acil. Götürüyor musun, götüremiyor musun? Ha. Bak arkadaşım, o tekne pek tekin değil. Girenin çıkanın adli hesabı yok o tekneye. Ne buldurcunlar paralandı orada. Daha demin bir sürü abla indirdiler oraya. Yok yok, yok Ademciğim. Ne diyor lan bu? Hayır, hayır. Batırın lan beni. Bekleme yapma, devam et. Balık istemiyoruz, sağ ol. Ne balığı kardeşim? Biz Cem Bey'in misafirleriyiz. Gruba mı geldiniz? Ne grubu lan? Ne diyorsun oğlum sen? Abi ben söyledim bu tekne tekin değil diye. Sen bekleyin burada. Evet, Cem Bey rahatsız etmek istemiyorum. Lan Cem Bey'le seni çeker. Bir saniye, bir saniye. Tamam, sakinleşmeniz gerekiyor. Adem, tamam. Şu an müsait değil. Bir saniye, tamam, bekleyin burada. Sakin tamam, ol. Git kaptan dışarı, hadi. Tamam. Bekleyin, tamam, hadi, sakin ol. Birader, mutfak nerede, mutfak? Şu tarafta abi. Bir parça ekmek, Allah için bir parça ekmek verebilir misiniz acaba lütfen? Teknemde problem istemiyorum. Cem Bey'le görüşeceğim. Sakin olun. Olay çıkarmak yok. Tamam mı? Tamam kaptan. Sen bak dalgana. Biz bekleriz burada. Tamam. Ali. Hadi kaptan hadi. İzin mi alıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Beni içeri sok. Hadi. Adem. Heh. Oğlum Ozan nerede? Sen kimsin? Kaptanın kızı falan mısın? Sen beni tanımıyorsun. Ya. Tanımıyorum. Burcu Doğan. Burcu Doğan, ben çok özür dilerim ya. Ben tabii... Havada güneş, bikini, gözlükler, bende şeker düştü falan. Bir an tanıyamadım. Yoksa ben kendim benim bile sana hastayım. Ben seni nasıl tanımam ya? Kusura bakmayın. Beni bile içeri sokmuyorlar. Hadi bakalım. Buyurun. İyi, o zaman ben Ozan'ı bulayım. Biz gidelim madem. Buyurun. Madem. Labirent konseptine uyması gerekiyor. Kardeşim bir dakika dur. Seni koca arasına girmeyin. Abi biz bekleyelim mi? Aile meselesi. Ozan! Şunu dinle bak, bu çok acayip bir hikaye. Ya bırak. Diğer slayta geçebilir miyiz? Dur. Ne oluyor orada? Evet, ne oluyor burada? Adem. Tanışıyor musunuz? Karımla biraz konuşabilir miyim? Bak, bu benim kartım. Avukatım ben. İşin düşerse ara. Yani düşmezse de ara. Yani ara işte. Tabii biz... Görüşürüz. Adem ne yapıyorsun sen? Hiç. Yanımda ol demiyor muydun? Geldim işte, buradayım. Adem, içerideki insanlar bu iş için dünyanın dört bir yanından geldiler ve beni dinliyorlar. Sen paçandan sular akarak içeri giriyorsun ve beni rezil ediyorsun. Ne işin var burada? Senin ne işin var burada? Ben işimi yapmaya çalışıyorum. İyi, güzel. Bu iş karada olmuyor mu? Ha? Adamın teknesinde ne işin var? Olmuyor mu dışarıda bu? Ben ne olmuş adamın teknesindeysem? Ne alakası var? Hem sen ne demeye çalışıyorsun bana? Ya adamın teknesinin ismine bak. Alev Alev. Herifin niyeti baştan belli. Vallahi ben açık konuşuyorum Didem Hanım. Adem git. Sen de giriyorsun. Hadi. Gelemem. Geleceksin. Ne oldu oğlum? Neredesin oğlum sen? Didem Hanım, özür dilerim. Kameranız hazır. Temiz çarşaflarınız seridi. Dilediğiniz zaman odanıza çekilebilirsiniz. Git lan, git! Adem ne yapıyorsun?
Hemen eşyalarını topluyorsun geliyorsun. Hadi buradayım. Gelemem. Tamam eşyaların kalsın. Yürü gidiyoruz. Adem olmaz. Olur yürü. Adem olmaz. Olur gidiyoruz hadi gel. Adem bırak beni. İstediğin gibi olsun. Zaten çok zorluyorduk, değil mi? Bıraktım seni. Alo baba. Ne olur? Ben seni çok özledim. Bir yanına gelmek istiyorum. Geleyim mi? Sen var ya sen. Bu hayvandan daha hayvansın ha. İki sene daha dişini sıksaydın buraların kralı olmuştun. Git bak o çiftliğe. Sen kurdun başkaları kaymağını yiyor ha. Tutturdun illerde. İstanbul'a gideceğim. Sosyetenin fifilerine bakacağım. Ya baba iki senede neyi hallederdik Allah aşkına ya? Zaten buraya geldik diye başladı her şey. Gitmek zorundaydık, gittik işte. Evidine kurun beni ha. De ana çibiki. Oğlanız hanım baba. Esseberdim. Boşanacağım. Eminsin. Düzelir babam, düzelir. Her şey düzelecek. Düzelir. Aşk bende ağır artık, taşımaz bu yükü omuzlarım. Aşk bende yara artık, merhem olmaz umutlarım. Seni ben aşktan üstün duygularla büyüttüm. İçimde bir sıkıntıyla soruyorum kendime. Ben miydim suçlu yoksa hiçbir şey mi? Neyse. Seni bir daha görememekten korkuyorum.
Ama ben de daha ne espriler. Hayatım, odamıza gidelim mi, ne dersin? Çok geç oldu, fazla içtin yine. Sen çıkman biraz daha kalacağım. Burada sohbet çok güzel. Müsaadenizle bayanlar. Sevgilimi fazla oyalamayın. Canım biraz sinirlendi galiba. Evet ama şu an siz daha çok ünlüsünüz. Yani o kadar başarılı bir iş çıkardınız ki... sizin yükselişinizi konuşmak beni inanın daha çok heyecanlandırıyor şu an. Bize bu fırsatı veren sizsiniz. Evet. O yüzden hem sizi hem kendimi kutluyorum. Neyse, ben de çıkayım bari. Çok içtim galiba. Dikkatli gidelim. Bence Cem Bey sana yazıyor. Yanındaki civciv de bunun çok farkında. Saçmalama Ayten. Adem'den hiç haber alıyor musun? Almıyorum. Almam için de hiçbir sebep yok. Sen de artık unutsan şu Adem'i, çok güzel olacak. Aradan aylar geçti, farkında değilsin değil mi? Dider. Kör olma. Kim var orada? Çok güzel bir gece değil mi? Cem Bey? Evet. Korkmayın lütfen, lütfen. Siz nasıl girdiniz içeri? Otel sahibi olmanın avantajları diyelim. Ben Antalya'nın en çok bu havasını severim. Bazen mucizeler yaratır. Bence siz artık odanıza gidin. Ben Burcu Hanım yanlış anlasın istemem. Ne kadar güzel değil mi? Sen Antalya'yı sever misin peki? Ben çok sık gelmedim Antalya'ya. Şimdi iş için gidip geliyorum. Güzel şehir ama siz artık odanıza gidin. Bu gece burada kalabilir miyim? Tabii ki hayır. Yani yakınında bir yerler... Hayır. Peki. Özür dilerim. Neden çıkmadın? Anlamadım. Yakınında olmak isteyeceğiniz kadın şimdiye kadar karşınıza neden çıkmadı? Bilmem. Bir röportajınızda söylemiştiniz. Çok arkadaşım oldu ama hiç kan kardeşim olmadı diye. Çocukken arkadaşlarınızı elinizdeki pahalı oyuncaklarınızla yanınızda tutuyordunuz. Şimdi aynı şeyi kadınlara yapmaya çalışıyorsunuz. Kadınlara karşı olan refleksiniz biriyle bir hayat geçirmek üstüne değil, pek çoğuyla anlar yaşamak üstüne kurulu. Ben o anları yaşayacağınız kadınlardan biri değilim. Kusura bakmayın, ileri gittim. Hayır. Bana haddimi bildirdin. Yalnızlığımı yüzüme vuracak kadar da cesursun.
Ben geçmişten bir yarayı deştim galiba. Hepimiz insanız. Hacı abi neredesin ya? Bir yaşam belirtisi göster. Ara beni akşam, alem var. Gel de sana bekarlığın sultanlıklarını hatırlatayım. Merhaba, benim Didem. Şu an İstanbul'dayım. Müsait olduğunda haber verirsen gelip kalan eşyalarımı almak istiyorum. Tamam. Hoşça kal. Akın da bize yeni albümünü getirmiş. Sağ olsun biz de onu dinliyorduk. Abi radyolarda en çok senin şarkısı oluyor. Hasta olmuş herkes. Dinleyelim mi, ister misin? Yok abi yok. İşim var benim. Ozan. O aradı beni. Eve gelecekmiş eşyalarını falan almaya. Karşılaşmak istemiyorum. Tamam mı abi? Sen anahtarı verirsin ona. Tamam. Tamam. Veririm. Oğlum. Sen küstün mü anneye? Ama anne de çok üzgün. Seni dudağında
güzel oldu. Ben ne çekiyorum ondan sana? Sen beni. Sana dedik mi? Tamam mı? İyi p*** yediler. Buldum. Tabii ki öpeceğim ben onu. Ha? Bak kıskanıyor. Kaynana. Ya ne kıskanıyor? Hakikaten tam kaynanasın ha. Ay sıkıldım, kapatıyor. Ankara'dayız. Çok soğuk dışarısı. Bak seni şimdi dünyanın en güzel annesiyle tanıştıracağım, tamam mı? Daha anne olmadı ama olacak inşallah. Dünyanın en güzel pamuk prensesiyle tanışma vakti geldi. Sen kimsin be? Aldın mı? Oy ben seni yerim ama. Aşkım teşekkür ederim. Yerim ben seni, yerim seni. Evet. Beyaz atlı prens bir genç kızın daha kalbini çaldı. Bak, el salla. Kızım, babanla ben sahile iniyoruz. Hadi sen de gel. Kafan dağılır. Ben yanlış yaptım anne. Merhaba. Ne canım? Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama kliniğe defalarca uğradım. Yoktunuz. Girebilir miyim? Ama herifin benim karımın peşinde olduğunu ben hissettim arkadaş, hissettim yani. Bunu ona söyledim, anlatamadım ki. Dinlemedi beni. O tekneye niye gidiyorsun? O tekneye bari gitme yani. Teknede iş mi olur Allah aşkına? Yani ben her yerde okuyorum. O herif bütün karıları teknede götürüyor. Ne bileyim ben herifin sapık olup olmadığını. Belki gecenin bir yarısı girecek karımın odasına. Ben bunu düşünerek nasıl rahat olayım? Olur mu yani öyle bir şey? İçim nasıl rahat etsin benim ya? Ece Hanım? Ece Hanım ne yapıyorsunuz? Acını paylaşıyorum. Gerçekten istemiyorum. Lütfen kapatın. Kızdın mı bana? Özür dilerim. Ben sana öyle demek istemedim. Yani gecenin o saati... Siz olabilecek arsaları ayarlayın. Ben de komisyonunuzu vereyim.
İyi yolculuklar Burcu. Teşekkürler. Hayatım, davete tek başına gideceğinden emin misin? Eminim canım. Sen de gel. Bak bütün moda dünyası Paris'te olacak bu hafta sonu. İşim var Burcu, sen git. Lütfen. Hem sana bir sürprizim var. Orada çok romantik bir ortamda açıklamak istiyorum. Sen git Burcu. Yoğun bir hafta sonu. Hem yalnız kalmaya da ihtiyacım var. Sen tadını çıkart. Peki. Anlaştık. Sen yalnız kal. Ben gidince ararım seni. Belki ben de fazla kalmam. Alo Mahir Bey. Burcu Hanım havaalanına bırakıldıktan sonra yalıdaki eşyalarını toplatın. Bana da yeni bir telefon numarası alın. Efendim, Adem Yılmaz diye biri. Gidim Hanım kocasıymış ve ısrarla onunla konuşmak istiyor. Cem Bey sizi bekliyor. Sizi almaz mıydınız Adem Bey? İstemem. Adem Bey, sizden bir daha Didem Hanım'ı rahatsız etmemenizi rica edeceğim. Sen kimsin lan? Sen kimsin bizim aramıza giriyorsun ha? Siz boşandınız sanırım. Ulan. Sakin, sakin, sakin. Ben Didem'in patronuyum ve sadece işine odaklanmasını istiyorum. Daha da önemlisi... Biz Didem'le beraberiz. Didem bunu kabul etmekte ne kadar zorlanacağını söylemişti. Benden bu şekilde duymanı istemezdim. Ama rahatlamadığını da söyleyemem. Bu Antalya işi de bahane oldu. Bunu senden bir süre saklayacaktık. Medeni bir şekilde karşılayamayacağın için. Evet. Ama baktık ki başka şans yok. Efendim Ozan. Safiye teyzeyi kaybettik. Barınağa da kimseyi sokmuyorlar. Dediklerine göre Safiye teyze orayı satmış. Adem. Adem duyuyor musun dedi oğlum. Acelesi yoktu. Sen benim içimdeki, benim bile ulaşamadığım yerlere dokundun. En son ne zaman ağladığımı hatırlamıyorum bile. Beni değiştiriyorsun. Ne olur yanımdan ayrılma. Düşüncesizce açıldım. Kusura bakma, unut bunları. Sadece bu geceki partide bana eşlik et. Ama Burcu Hanım... Bitti. Artık yalnızım. Öyle bir geceye de partnersiz gidemem. Yakışık almaz. Sadece eşlik et. Ama ben bir gece kıyafeti getirmedim yani. Böyle bir gece için hazırlıksızım. Dert değil. Thank you.
Zaten o. O parti senin için. Benim için mi? Sürpriz. Seni dostlarımla tanıştırmak istiyorum. Vural Bey'den başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Yıldan beri beraberiz. Mutlu ettiler. Sağ olsunlar. Sevgili konuklarımız, birazdan söyleyeceğim şarkı albümdeki en duygusal çalışma. Çok yakın bir dostumun, masallarımın prensesi dediği ve her şeyden çok sevdiği karısı için bestelediği muhteşem bir aşk şarkısı. Seçtim hayatım, bugünüm yarınım, gözümün bebeği, tek aşkım. Ne senden sonrasına, ne de öncesine İtibar etmem sensiz geçen günlere. Kadınım, hayat arkadaşım, karıcım, canım, can yoldaşım. Yol olsan,
Çiçekler için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yeni saçın çok yakışmış. Peruk. Yani tanımamak için takıyorum. Efendim? Ha yok, sana demedim. Cem'e dedim. Seni bu yavruyla böyle ortada bırakmış ya. Aylardır ona ulaşamıyorum zaten. Biliyorsun ele geçirilmesi zor bir adamdır. Hiç merak etme. O herifin canını okuyacağım. Bizim barınağı darmadağın etti o herif. Artık rahmetli Safiye teyzeyi nasıl punduna getirdiyse... Sonra o herif bizim en yakın arkadaşımızın da yuvasını dağıttı. Yok, herif aylardır kayıp. Bulamıyoruz. Ben o arkadaşın Zoda Kule'nin orada gördüm. Nasıl? Didem evleniyor mu? Evet. O herifle? Evet. Nasıl hemen evleniyor herifle ya? Ya nasıl evleniyor? Sizinki ayrıldıktan sonra nasıl hemen bir tane hatun bulduysa bizimki de öyle evleniyor. Ya saçmalama Allah'ını seversen. Çocuk zaten ne zamandır ortalarda yok. Aylardır ne dediğini bilmiyoruz. Sizinki gibi böyle ayrılır ayrılmaz kendine sevgili yapmadı. Anladın mı tatlım? Ha? Ayrılır ayrılmaz mı? Evet. Allah Allah. Adam aylardır kızın peşinde koşuyor. Senin haberin var mı acaba? Didem Adem'e olan aşkından adama yüz bile vermiyor. Daha anca ikna oldu. Bizim de biraz katkımız vardır. İyi de Adem durumu böyle bilmiyor. Allah biz de Adem'in durumunu böyle bilmiyoruz. Oh aman. Neyse ne. Boş ver. Biz bunları Didem'le çok konuştuk. Seven adam gelir alır. Ne oldu? Bak aylardır ses seda yok. Demek ki onun da keyfi yerinde. Bulmuş da bir hatun. Sen Adem'i tanımıyorsun. Ya neslinin son örneğidir kızım o. Bak kalıbımı basarım. Adem Didem'den başkasıyla birlikte olmaz. Ama sanki Didem'i bilmiyorsun. Cem'in yanına bile yaklaştırmadı. Peki bunlar niye evleniyorlar o zaman? Ha? Ay ne bileyim. Cem'e bir şans vermek istedi herhalde. Ya da baktı Adem'le aşk evliliği olmuyor. Mantık evliliği yapmaya karar verdi. Ayrıca çok seviyorduysa karısını, geçip karşısına seviyorum diyebilseydi. Demek istemediğini nereden biliyorsun? Gitti söylemeye. Karşısına o çıkıp biz Didem'le birlikteyiz ve çok büyük bir aşk yaşıyoruz deyince vazgeçti söylemekten. Cem mi? Evet Cem. Böyle mi söylemiş? Evet böyle söylemiş. Allah Allah. Evet Allah. Neyse. Demek ki böyle olması gerekiyor. Hadi ben gidiyorum. Kimseye birlikte olduğumuzu söyleme. Ağzından da bir şey kaçırayım deme. Belki de beyaz atlı prensinin gelip onu kurtarmasını bekliyordu. Aç Ozan, aç. Alo, Ozan. Oğlum hemen Adem'i bulmamız lazım. Hemen. Arkadaşınız pizzaları kapı arasında alıyor. Hiç temizlikçiler içeri falan almıyor. Böyle yaşıyor mu bilmiyoruz. Yani ağzına hayra aç oğlum. Buranın hali ne lan böyle? Ozan. Ozan. Ne var Aydar'ı? Nerede baba? Ya nerede bu herif? Aydar'ı. Nerede baba? İnanmıyorum ya. Adem. Adem. Oğlum bu ne hal? Ali. Kadın, tamam sakin ol. Sakin ol. Biziz. Tamam. Biziz. Sakin ol. Tamam. Adem. Didem evleniyor. Yok. Hayır. Yatma. Hayır. Gel buraya. Dur. Gel buraya. Usta sen onu çok mu seviyorsun? Ha? Eğer karını çok seviyorsan... Kalkarsın adam gibi dimdik ayakta durursun ve gider onu alırsın, tamam mı? Hadi. O başkasını seviyor. Hayır, seni seviyor. Hadi kalk ayağa. O başkasıyla evleniyor. Hayır, seni bekliyor. Beni aldatmış bir kadın. Ali, aklın oluyor mu senin? Bu herif o zaman sana yalan söylemiş olur. İşte olaylar bildiğin gibi değil, tamam mı? Bak ben Ayten'le konuştum. Eğer ben bu kadınları tanıyorsam ve biliyorsun hepsinin kitabını yazarım. Didem sana asla ihanet etmedi. Anladın mı? O hala senin karın. Bu arada... Bunlar da senin eski eve gelen faturalar falan. Bankadan da zartlar var. Bana gönderiyorlar, haberin olsun. O zaman şimdi bırak faturaları falan, koy yerine. Bana bak usta. Hatırlat, vereceğim sana. Hadi kendine gel. Hadi Adem, ne derdi Didem? Ha? Hatırlasana. Bizim aşkımız bir masal. Adem de benim beyaz atlı prensim. Sevdiğin kadını asla o köpek balığına bırakma. Eğer ben Cem'i tanıyorsam, ona ulaşamadığı için onunla evlenecektir. Nerede o yer?
Çekilin, çekilin, çekilin. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, yavaş, pardon kardeşim. Yavaş gitsene ya, bebek var ya. Nasıl? Sen tek mi gireceksin içeri? Olmaz, olmaz Adem, biz de geleceğiz. Hayır, bunu kendim halledeceğim. Adem. Olmaz oğlum, tehlikeli. Ali. Dediğimi yapın. Ben hayatım boyunca senden başka bir kadını sevmedim. Senden başka bir kadına dokunamadım. Sen gittin gideli ne yediğimi biliyorum, ne de içtiğimi biliyorum. Ben sensiz yapamadım. Sen de bensiz yapamazsın. Sen bu adamla yapamazsın. Yıllarımız var, emeğimiz var. Ne olur yazık etme. Yalvarırım geri dön. Ben bu adamı tanımıyorum. Ula bu kimdir? Al Pacino dayı, bu adam ne diyor ya? Ne bileyim lan, kendi kendine saçma sapan bir şey konuşayım. O ne demedim mi ben sana? Ha bu karı***yı! Ula çirkef karı, sen benim kızıma nasıl diyorsun? Aslan sen klibik, o haline bak. Ne biçim konuşuyorsun lan karılar? Ula kim bu adam? Ya saçmalama ya, ula saçma kocam gidiyor. Ula kim bu saçmalama Adem. Ölürüz. Hani bakireydi? Hani bakireydi? Hadi dur dedim. Dur. Öldüreceğim. Sen iyi misin? Bebek iyi mi? İyiyiz, iyiyiz biz. Yanlış nikah basmışım. Yanlış nikah mı? Ne? Geri gelirler ulan. Aha gelirler. Durun, arabada bebek var. Bebek, bebek mi var? Bebek. Bebek. Ölüyor lan bu. Bir de bebeğim mi var? Siz yanlış anladınız. Ya kardeşim, patlarım, yenge. Amcim, dostumuz. Hilal bu, Hilal. Sen kızımı nereden tanıştın lan? Ben senin kızını tanımıyorum. Tanımıyorum. Yani tanıyorum, bu bizim
barınağa gelirdi sürekli Hilal. Orada tanıştık. Gübge önüne gidelim. Tabii ki. Aşkım benim. Bakın abi, bir yanlış anlaşılma oldu. Kusura bakma yenge. Yani ben yengeyi hiçbir yerde görmedim. Tanımam etmem. Benim derdim başka. Nedir ulan senin derdin? Yavaş, yavaş. Niye içeri gireni çıkanı kontrol etmiyorsunuz ha? Özür dileriz efendim. Gazetini gördün mü? Eski sevgililerini konuşturmuşlar. Evleniyor. Eski sevgilileri bu duruma ne diyor? Ben ne yapıyorum ya? Bırak şimdi. Al bunu izle. Bu ne? Sadece kalbinin sesini dinlemeni istiyorum, tamam mı? Başka hiç kimseyi değil. Ne var bunun içinde? Senden başka hiç kimseyi sevemeyecek bir şapşal. Suzan ablacığım, biz aşağı inelim mi? Ağlama, dur bebeğim, dur. Önemli miydi acaba? Eyvah. Dur bakalım. İsmail. Baba bakın. Ha bu bizim Şami maruzatı vardır. Karımla asla ilişkin olmadı. Hileyle onu elimden aldın. Sen de inandın. İnsanların kaderini tercihleri belirler. Karına inanmaktansa bana inanmayı tercih ettim. İkimizin de boşluğundan faydalandın. Onu paran satın alamaz. Ama şansımı arttırır. Şimdi git buradan. Yoksa başına gelecekleri tahmin bile edemezsin. Sen barınağı almak için hile yaptın. Esas o hileni ortaya çıkarayım, sen başına gelecekleri tahmin bile edemeyeceksin. Asıl hile peşinde olan o araziye çöreklenen sizlersiniz. O arazi Cem Kansoğlu'nun. Sizinle ne adası yaptığınızı herkes biliyor. Seni de buraya şikayet edeceğim. İlk işin de o olacak. Kime istersen et, buraya şikayet edeceğim. Et! Ozan! Ne duruyorsun? Durun! Biz ya Ozan. Benimle göre şey, bu şanslı bir Zeynep'ler benim. Ozan. Göre... Adem, Safiye teyze araziyi sana bırakmış oğlum. O belge sahtedir. Aman da belge, aman da parmak izi. Adem. Didem. Ne oldu sana böyle? Bensiz mutlusun sanıyordum. Sensiz mutlu olmak mı? Hani hep bana soruyordun ya, senin ailen, senin hayatın, senin arkadaşların diye. Ben bunların neresindeyim diye sormuştum. Sen bunların tam ortasındaydın. Sen gidince hiçbir şeyi toparlayamadım. Her şey elimden kaydı gitti. Çok uzun zamandır bir el. Hep buramı sıkıyor. Nefes bile aldırtmıyor bana. Her şeyi berbat ettin.
O şarkıyı bana mı yazdın? Evet. Niye bu kadar geciktin? Olmayacak bir şeydi. Buraya kadar nasıl geldik bilmiyorum. Bu kadar kırdığım kalpten sonra bana bir şans verilmiyor herhalde. İyi iş çıkardım. Bir dakika Cem. Tanıştırayım yavrum. Baba. Bundan sonraki hayatımızı lüks içinde geçirebilmen için sana ve bana gerekli olan tazminatı ödeyecek olan adam. Benden bu kadar evlat. Törenin haberini yapmışlar. Didem'in aldığı yılın mimari ödülüne de bayağı bir yer ayırmışlar. Ben asla yapmazdım demeyin. Aşk insana yapmam dediğiniz şeyleri yaptırtır. Konu aşksa büyük konuşmayın. Seninle gurur duyuyorum.